Biz genetik testi sadece bunun için kullanmıyoruz aslında. Peki neden yaptırıyoruz o zaman hocam? Riski belirliyorsunuz. Virüslerin kanser nedeni olabileceği 70'li yıllarda artık oturmuş bir bilgi olarak bize geldi. Başlayalım mı? Evet, biliyorum aslında bu mecralarda daha keyifli, daha eğlenceli ve dikkatinizi çeken renkli videoları izlemeyi seviyorsunuz. Ama bence bu videoyu geçmemelisiniz. Çünkü şu anda uzman konuğumla konuşacağım konu sizi, ailenizi, sevdiklerinizi yakından ilgilendiriyor olabilir. Çünkü şu anda konuşacağımız konu genetik testlerle kansere yatkın olup olmayacağınızla ilgili, bunu nasıl belirleyeceğinizle ilgili ve kanserin genetik testlerle saptanıp saptanmayacağıyla ilgili olacak. Profesör Doktor Mahmutcan Yağmur'dur. Genel cerrahi, cerrahi onkoloji uzmanı. Hocam, genetik testler pek çoğumuz duyuyoruz. Nedir bu genetik testler? Genetik test, bir defa kişinin herhangi bir hastalığın taşıyıcısı olup olmadığını veyahut da hastalık yapan herhangi bir gen varlığının, mutasyona uğramış bir gen varlığının, değişime uğramış bir gen varlığının o kişide olup olmadığı. Bu durum aslında aşağı yukarı 40 yıldır tıpta yaygın bir şekilde konuşulmaya başladı. Birkaç nedeni var. Kanserle ilintilendirilmesinin de çok değişik bir gerekçesi var. Şimdi onlara kısaca değiniriz, ancak genetik test dediğimiz zaman bir kişinin kanser riski taşıyıp taşımadığını anlamaya yarayan testlerdir bunlar. Niye yapılır? 40 yıllık bilgi birikimi şunu göstermiştir ki bazı kanser türlerinin doğrudan doğruya bazı genlerle ilişkili olabileceği gösterildi. İnsan Genom Projesi gündeme geldiğinden beri, özellikle 50'li yıllarda biliyorsunuz elektron mikroskopisi oturdu teknolojisi, virüsler önce saptandı. Virüslerin kanser nedeni olabileceği 70'li yıllarda artık oturmuş bir bilgi olarak bize geldi. Örneğin lenfomanın bazı türleri, lösemi'nin bazı türleri, mesela Burkitt lenfoma dediğimiz bir özel lenfoma türünün bir virüs türüyle, Epstein-Barr virüsü denen bir virüsle ilişkili olduğu gösterildi. Yine HTLV-3 dediğimiz bir virüsün AIDS hastalığına neden olabileceği gösterildi. Yine benzer şekilde bazı lösemi türlerinin yine Human Leukemia Virus dediğimiz virüs türleriyle ilişkili olabileceği gösterildi. Bütün bunlar bir tarafa, tabii bu bilim insanlarını gittikçe daha detaylı araştırmalara da sevk etti. Ne oldu bunun sonucunda? Ha, virüsler bir gen barındırdıkları ve bir kansere neden olabildikleri konusunda sorumlu tutulduğuna göre, insanın kendisinde acaba bazı kanser türlerine yatkınlığa neden olan genetik bazı arızalar var mı sorusunu da gündeme getirdi. Ve bunu genetik testlerle tespit edebiliyoruz artık günümüzde. Çünkü insan DNA'sı 3x10^14 gen içerir ve inanılmaz bir kombinasyondur. Toplam 4 tane bazın çifter çifter kombinasyonuyla yüzlerce, binlerce gen taşırız. Kanla mı yapılıyor hocam bu testler? Şimdi genetik testin birkaç yapılma şekli var. Bir tanesi mesela meme kanseri veya kolon kanseri. Bunlarda hangi genin kansere neden olduğu gösterildi. Mesela meme kanseri için hepimizin çok sık adını duyduğumuz BRCA1 ve 2'ler dışında, kolon kanseriyle ve diğer bazı sistemik kanser, mide kanseri dahil olmak üzere, prostat kanseri dahil olmak üzere bazı genlerin sorumluluğu gösterildi. Bunlar değişik isimler vardır bunların. İşte ataksital enjektazi geni denir, bir kısmına checkpoint mutasyonları denir. Çok değişik, yüzlerce adı var bunların. Yani birinci aşamada bir kişi, işte benim ailemde çok var, dolayısıyla durumumu öğrenmek istiyorum dediği andan itibaren bir genetik danışmaya gönderiyoruz.
Genetik danışmada alınacak bir kan numunesinde hangi gen mutasyonlarının o kişide olduğu raporlanıyor zaten. Çocuklarımıza yaptırabilir miyiz? Yaptırılabilir. Yani? Tabii yaptırılabilir. Hatta belli bir yaş kriteri var mı bu konuda? Yok hayır yaptırılabilir. Burada hedef o genlerin taşıyıcılığının olup olmadığını göstermektir. Şunu hemen söyleyeyim. Diyelim ki bir gen mutasyonu gösterildi. O kişi mutlaka kanser olacak mı? Böyle bir şey de yok. Onu da söyleyeyim. Peki yani, neden yaptırıyoruz o zaman hocam? Riski belirliyorsunuz sadece. Tamam. Genetik bir test yaptırdık. Riski belirledik. Evet. Belirli bir düzeyde de riskimiz evet. var. Literatürde o riskin yüzdesi hangi kanser türüne ait vardır? Belli biliniyor. Hı-hı. Mesela BRCA 1 ve 2 özellikle 2 hem meme hem yumurtalık kanseri, BRCA1 yumurtalık ve meme kanseri, BRCA2 prostatla ilişkilendirilebiliyor. BRCA2'nin yine daha çok baba tarafından tevarüz ettiği, aktarıldığı gösterildi falan. Bunlar biliniyor. Tamam, tespit edildi. Bu tespit edildi. Bunlar, sonra ne oluyor? İşte burada acaba önleyici, koruyucu bir cerrahi girişim yapılabilir mi gündeme geliyor? Neden? Mesela aynı şey. Çok tipik bir örnektir. Hani biz daha çok hastalarımız meme hastası ama mesela kolon kanseri için poliposis coli denen bir hastalık var. Poliposis coli hastalığı vücutta oluşan kanser hücresini saptamaya yönelik bir mekanizmanın bozulması sonucunda oluşan 40 yaşından erken de olan 40 yaşından erken olan ama 40 yaşında kanserleşen bir hastalıktır. Yani halı gibi. Bütün kolon poliple dolu 40 yaşından sonra kanserleşiyor ama. Hmm. Şimdi önleyici tıp bunu öngörüyor. Diyor ki 40 yaş familial poliposis coli yaygın bir şekilde polip varsa halı gibi kaplıysa o zaman bu kişiyi 40 yaşında bunlar kanserleşmeden bu polipleri ameliyat almak edelim lazım. Ki kolon kanseri olmasın diye. Yine memede de biliyorsunuz aynı şey var. Yani işte yumurtalığın alınması, memenin alınması, iki taraflı içinin boşaltılması, kişinin estetiğini bozmadan, estetik kaygılarını da zedelemeden yapılması söz konusu. Bu aslında risk azaltıcı yöntemler veyahut profilaktik cerrahi girişimler olarak öngörülür. Belki de kişiyi de bir noktada bilinçlendirmek, bilgilendirmek adına da önemli bir test olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle bir yatkınlık varsa belki de hayat... Çünkü onların hangi genlerin mutasyonu olduğuna dair bir liste çıkıyor. Hı hı. Ve o liste doğrusu kıymetli. Hekim için de kıymetli, hasta için de kıymetli elbette. Ama tabii bu endikasyon, o yönlendirme gerekiyor. Biz genellikle böyle durumlarda şüphemiz varsa hastayla olan ön görüşmemizde bir genetik danışma istiyoruz mutlaka ve genetik hocalarımız bu konuda gerekli danışmayı verdikten sonra yapalım. Şu 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 gen mutasyonları var. Şu 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 gen mutasyonlarının taşıyıcılığı söz konusu dediği andan itibaren biz hastayı daha sık aralıklarla görmeyi tercih ediyoruz. Veya duruma göre hastayla bir konsensusa vardığımız takdirde de risk azaltıcı bir cerrahi yöntem uyguluyoruz. Bir şey soracağım hocam. Bu genetik taşıyıcılık nasıl geçiyor? Yani anne kolundan mı daha çok geçiyor, baba tarafından mı geçiyor? Var mı böyle bir silsilesi? Elbette var. Belli genler baba tarafından tevarüz edilebilir ama otozomal dominant olanlar var. Otozomal resesif dediğimiz olanlar var. Her ne olursa olsun bazen hem anneden hem babadan da alabiliyor. O zaman risk daha yüksek oluyor. Yani belli bir sadece şey anne tarafında olanlardaki riskle hem annede hem babada olanlardaki risk elbette bir değil. O zaman biz hekimler daha detaylı araştırmalar yapmak durumunda da kalabiliyoruz tabii. Kaç gün sonra testin sonucunu alabiliyoruz? Aslında kompeten laboratuvarlar var çok sayıda artık Türkiye'de. Çok kısa süre içerisinde sonucu veriyorlar. Yani bir hafta ile üç hafta arasında sonuçlar veriliyor zaten. Pahalı testler midir? Bunları SGK vesaire sigorta karşılıyor mu bu testleri? Bir kısmında karşılıyor. Özel laboratuvarlarda anlaşmalı olanlar özel sigortalarla bu konuyu götürebiliyorlar. Bu testi yaptırmanın maliyetiyle
hastalandıktan sonra tedavi olmanın maliyeti arasında uçurum var. Peki bu insanları nasıl etkiler hocam psikolojik olarak? Sağlıklı bir bireyin böyle bir test yaptırıp buna yatkınlığın, yani kansere yatkınlığının önermiyorum olduğunu öğrenmesiyle ben. Önermiyorum. Birlikte... Yani sağlıklı bir birey de bunu önermiyor. Düşünsenize hani böyle bir yatkınlık var, bir genetik bir geçiş söz konusu. Evet. Aslında sağlıklısınız, gelecekte kanser olma ihtimaliniz çok yüksek. Bunu düşünmek de psikolojik bir yıkım değil çok. Midir yani, hasta için? Çok. Yani hasta açısından kişi için sıkıntılı. Hastalık olmasa da sıkıntılı. Gerçekten bu konuda olumsuz bir etkisi de var. Ancak burada en güzel şey hekimleriyle olan iletişimlerin işte devamı. Bu noktada sanki tabii. Kişilerin kendi başlarına değil de doktor tavsiyesiyle yönlendirmesiyle bu testleri yaptırmaları. Mesela bir örnek verelim. İşte sporadik polipler dediğimiz polipler vardır kolonda. Muhtelif yerlerde öyle polipozis koli gibi değildir. O polipler çıkartılır. Onların patolojik incelemesi yapılır. O da hastaya bir risk verir. Ama bunlarda mesela 3 yıla bir kolonoskopi yapılması bize çok büyük bir artı sağlar. Düşünebiliyor musunuz? 3 yıla bir kolonoskopi yapıyorsunuz ve 3 yıla bir yaptığınız kolonoskopide oluşmuş polipleri temizliyorsunuz ve bu temizlik yüzünden de hasta kolon kanseri olmuyor. Bu bir önemli kazanımdır. Yine mesela meme için söylüyorum. Memede BRCA 1 veya 2 taşıyıcılığı, checkpoint veya ataksitel enjektazi geni taşıyıcılığı gibi veya 13-19-17 translokasyonları gibi bir takım genetik anomaliler saptanmışsa bunların izalesi için hastaya eğer çocuk doğurmuşsa mesela profilaktik mastektomi önerebilirsiniz. Veyahut da işte bazı risk modelleme sistemleri vardır. Gel-Claus bunlardan bir tanesidir mesela. 40 yaşın öncesinde ailede birden fazla bireyde birinci derece akrabada yumurtalık ve meme kanseri varsa veya 40'lı yaşların başında meme kanseri varsa uygun hastada taşıyıcılığı genetik danışmayla ve genetik test ile saptayıp koruyucu mastektomi yapmak hasta için bir kazanımdır elbette. Yani dolayısıyla son olarak şunu söyleyebiliriz. Bu tarz bir test yaptırmak isteyenler mutlaka doktor kontrolünde bu testleri yaptırmalılar. Burada şunu da ifade etmek lazım. Şimdi genetik test deyince çok geniş bir başlık açıyoruz. Bu geniş başlık ne? Biz genetik testi sadece bunun için kullanmıyoruz aslında. Kanser hastası olmuş, kanser tanısı almış, kanser nedeniyle cerrahi veyahut da medikal tedavi görmüş bir hasta grubunda da tümörün özelliklerine yönelik bir genetik çalışma da var aynı zamanda. Bu genetik çalışma hangi mutasyonların o kişide olduğunu, o dokuda, o tümör dokusunda olduğunu anlamaya yönelik yapılabilir. Dolayısıyla tedaviyi de aslında şekillendiren bir süreç. Tedaviyi şekillendirebilen bir kavramdır. Yani nedir mesela bazı o tümörün genetik özelliklerini bilirseniz o genetik özelliklere yönelik ilaç tedavisi değişiklikleri yapabilirsiniz mesela. İmmünoterapiler bunlardan bir tanesidir. Bu yapılabilir. Veyahut da tedavinin takibi sürecinde tedaviye ne ölçüde yanıt alıyor mu? Tümörün karakter değiştirip değiştirmediğini anlamak için de genetik test yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Bu da üzerinde doğrusu önemli durulması gereken bir konu. Kesinlikle doğru yerdesiniz.